Herkese merhabalar. Bugün de sizlere Samsung Galaxy Note 3 renk değişimi. Biliyorsunuz bu telefon kırılmadan önce ve yanları soyulmadan önce siyahtı. Bunu şu şekilde size göstereyim. Telefon komple kasa olarak değişti. Üstteki dokunmatik, alttaki ekran ve arka kasa olduğu gibi değişti. Bakın burada görüyorsunuz. Burada bir IMEI numarası yazar. Çünkü biliyorsunuz Samsung modellerinde şu bir gerçektir. Telefon siyah renk kullanıcılar için söylüyorum. Siyah severler için. Siyah renklerde daha çok göze geldiği için düşünsenize şunun arka kapağının siyah olduğunu düşünelim. Yanlarında soyulma. Dünya genelinde böyle Samsung modellerinde. Samsung ne yaptı? A serisi modellerini çıkardı. Note 4 mesela. A3, A5, A7. Bu modellerde tabii bunun içinde kenarları çelik. Soyulmaya karşı daha duyarlı. Metal çeliksiz ürünlerden üretilmiş. Ama bu ürüne baktığımızda S3, S4, S5 dahi bunun içine dahil yani. Biz bu telefonu öncesi sonrası göstermek isterdik ama tabii ekran çok kırık olduğu için parçalarını birleştiremedik. Burada bu videoyu çekmemdeki en büyük sebep ne biliyor musunuz? Siyah Samsung modelleri kullanıcıları telefonun kalemi de beyaz bir kalem tedarik etmemiz gerekiyor çünkü kalemi de siyahtı. Bizim burada amacımız telefonunuz şu an bir Samsung modeli kullanıyorsunuz ve kenarlarında soyulma var. Telefonu satacaksınız ya da telefonu bir sevdiğinize hediye etmek istiyorsunuz. Böyle bir durumla karşı karşıyasınız. Şimdi kenarları soyulmuş, eski püskür bir ürünü kimse hediye olarak almak istemez. Tamam, siz hediye olarak vermek istersiniz ama sonuçta telefon. Telefon çalışıyor. Ha bir de şunu ekstradan belirteyim. Samsung'un bazı modellerinde bu güncelleme olayı gerçekten sıkıntı. Mağduriyet çok var. Bazı modellerine güncellemenin gelmeyesi bazı kullanıcılarını üzdü. Ama bazı otomatikman geliyor güncelleme. Herkes kabul ediyor. Baktığımızda 4-4-2 KitKat olduğunu görüyoruz. Ama emin olun şimdi bu üretim sıralamasına göre hatta çoğu kullanıcı bilir. Telefonun ilk partisi, ikinci partisi üretim şeylerine bakıldığında onları görebiliyorsunuz. Burada Android 4.4.2 olduğunu görüyoruz. KitKat. Bazı kullanıcılara geldi ama bu. Şimdi telefonu şöyle aldığımızda daha önce siyah olan modelin beyaza dönüşmesi. Bakın yanda bandajları var. Daha sökmedik. Şöyle. Kasa olduğu gibi değiştiği için ama çok hoşuma gitti benim. Bakın. Bandajları bu şekilde söküyoruz. Ya şimdi Samsung modeli bir telefon kullanıyorum. Telefon ekran kırılmasına gerek yok. Ama şunu altını çizerek söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz normal tamircilerde çok uygun fiyatlara yaptırabiliyorsunuz. Samsung teknik servis ve çözüm ortakları aracılığıyla yaptırdığınızda tabii ki fiyat normal piyasa, serbest piyasa olduğu için teknik servisin vermiş olduğu fiyatlardan yüksek bir fiyat veriliyor. Ama şunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Telefon garanti kapsamında olmuyor. Normal teknik serviste bu telefonun rengiyle oynandığında garanti kapsamı dışında oluyor. Bunu ekstradan belirteyim. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Samsung teknik servislerle iletişim kurarak telefonun renk değişimi yapmak istiyorum. Fiyatını araştırırsınız. Dışarıdaki fiyatla teknik servisler biliyorsunuz çoğu orijinal ürün kullanmıyor. Bunu da ekstradan belirteyim. Çünkü kullanıcıdan kullanıcıya göre değişiyor bu. Teknik servislerin hepsi aynı değil. Bunu zaten sizler de bizler kadar çok iyi biliyorsunuz. Ama dışarıda yaptırırsanız teknik servis dışında telefon garanti kapsamı dışında oluyor. Bunu tekrardan belirtmek istiyorum. Ayrıca bununla alakalı yani yardımcı olmak açısından ve piyasada en uygun fiyatlara yaptırabilme açısından sizlere yardımcı olabilirim. Videoların altına yorum kısmına yazarsanız ben de fırsat buldukça hem cevaplı olacağım hem de elimden geldiğince sizlere yardımcı olacağım. Zaten videoların altına sorularınızı yazdığınızda biz çalışan arkadaşlar olarak sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve şu an şunu da belirteyim. Note 2 kullanıcıları biliyorsun Note 3 çıktığında Note 3'e yönelim eğiliminde oldular ama emin olun gerçekten şunu belirtmek isterim.
kullanıcılara bakıldığında Note 2 kullanıcıları halen Note 2 kullanmaya devam etmekte. Çünkü Note 3'e baktıklarında o performansı bundan alamadıkları için geçme gereksinimi görmüyor. Ama Note 2 kullanıcıları Note 4'e rahatlıkla geçebilir. Bunu canı gönülden tavsiye ediyorum. Ve şu anda Note 3 ile E7 modellerine bakıldığında fiyat olarak aralarında 300-400 TL gibi bir fark var ve E7'nin daha üstün bir telefon olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hem yeni model hem yeni nesil Note 3'e göre kıyaslıyoruz. Bakın Note 2 demedim. Note 3'e göre. Yani Note 3 alma eğiliminde olanlara şöyle bir tavsiyem var. Note 3 alacağınıza E7 almanız sizi daha çok mutlu edecektir. Gerçekten memnun kalacaksınız yani. Bunu tekrar tekrar belirteyim. A7 de olabilir. Ama tabii aralarında Note 3 ile A7 arasında rahat bir 200-300 TL fark var. Hatta 200 TL ortalama serbest piyasa fiyatları göz önüne alındığında 200 TL kadar oynuyor. Ayrıca yeni cep telefonu almak isteyenler biz direkt üreticilerle bağlantılarımız olduğu için sizlere en uygun fiyata. Ya sizin burada avantajınız normal satışçıdan değil de direkt üreticiden temin etme konusunda Türkiye'nin her yerinde çoğu kullanımcıya yardımcı olduk. Yani amacımız burada en son model akıllı cep telefonunu en uygun fiyata direkt üreticiden garanti, hem distribütör garantisi hem de firmanın kendi orijinal bandrollü garantisi. Bakın bunlar çok önemli. Biliyorsunuz piyasada Note 3 normal Samsung garantili var. Bir de grey modeller var. Bu grey modellerden almanızı tavsiye etmiyoruz. Çünkü garanti ve teknik servis Türkiye'nin her yerinde yok. Bu sıkıntı. Ama Samsung bandrollü ve distribütör garantili aldığınızda Türkiye'nin her yerinde servis ağına ulaşabiliyorsunuz. Ama şu var, bazen ben grey cihaz aldım, kargo ile göndereceğim. Bakın gerçekten tavsiye etmiyoruz. Mağdur olursunuz, mutsuz olursunuz. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Ayrıca en güncel telefonlarla alakalı sorularınızı videoların altına yazın. Gerçekten elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim burada amacımız sizlere yardımcı olmak. Bu videoyu çekmemdeki amaç, bu Note 3 önceden siyahtı. Biz bu telefonun rengiyle oynayıp beyaz yaptık ve telefon yepyeni, gıpgıcır oldu. Gerçekten. Diğer bir deyişle gerçekten gıpgıcır oldu. Hoşumuza gitti bu model tabii. Böyle olması. Yani sıfır telefon kullanıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Peki hoşça kalın.